Etiketten de paylaşalım. Zaten bugün saat 7'de şey var. Evet. Hem her yerde biz kalmışız. 3 günde Ağrı'da Emine Noyan'ın ayrı yaşadığı eşi gel boşanmayı kabul ediyorum diye kandırarak buluşmaya çağırdı ve öldürdü. Konya'dan uzaklaştırma kararı almış olan Tuba Erkol'un çocukları önünde 20 kere bıçaklayarak öldüren eşi pişman mısın sorusuna namus için pişman mı olunur dedi. Kırıkkale'de Emine Bulut boşandığı eski eşi tarafından kızının gözleri önünde öldürüldü. Geriye Emine'nin ölmek istemiyorum sözleri kaldı. Daha bugün Emine için açıklama yapacak iken Antep'te yeni doğum yapan Güldane Ye, hastane odasında boşanma aşamasında olduğu eşi Ahmet Ye'nin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güldane, bebeğini dahi kucağına alamadan yoğun bakıma alındı ve hayatı tehlikesi devam ediyor. Hiçbir kadın ölmek, şiddete, tacize, tecavüze maruz bırakılmak istemiyor. İşte tam da bu yüzden erkek şiddetini önleyen yasalara, 6284 sayılı kanuna, İstanbul Sözleşmesi'ne, kadınları koruyan mekanizmalara ihtiyacımız var. Biz kadınlar olarak iktidarın kadını yaşamın her alanından koparmaya çalışan tüm politikalarına ve bunun pratiği olan kayyumun kadın birimlerini, kurumlarını kapatmasını da kınıyoruz. Böylesi vahşetin yaşandığı bugün ve her gün, biz kadınlar olarak her türlü şiddete karşı şiddetsiz bir dünyayı örmek ve Emine'lerin hesabını sormak için mücadelemize devam edeceğiz.